Değerli Manisa TV izleyenleri, Sanat ve Günler programıyla her hafta ve her gün olduğu gibi tekrar karşınızdayız. Bugün İzmir'den sizlere sesleniyoruz. Kahramanlardayız, Su Hastanesi'ndeyiz. Evet, biz hastaneye konuk olduk aslında. Bugün çok çok önemli bir konuyu konuşacağız. Bugün laparoskopik cerrahiyi konuşacağız. Tabii konunun uzmanı yanımızda. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Emrah Beyan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Siz hoş geldiniz. Sağ olun. Misafirperverliğiniz için çok çok teşekkür ederiz hocam. Bugün evet çok önemli bir konuyu konuşacağız. Ben açıkçası birçok program yaptık bugüne dek. Sağlıklı Günler programı adı altında. Ama ilk defa bu konuyu konuşacağız. O yüzden biraz heyecanlıyım ben de. Şimdi laparoskopik cerrahi nedir hocam? Biraz tanımını bahsedersek. İsterseniz öncelikle kendinizden de bahsedebilirsiniz tabii. Ben Emrah Beyan, 36 yaşındayım. Tepecik Eğitimli Araştırma Hastanesi'nde 12 yıllık bir çalışma hayatının sonunda son bir yıldır İzmir Su Hastanesi'nde çalışmaya başladım. Genel olarak laparoskopik cerrahinin üzerine hep eğilmiş bir kişiyim. Hep daha çok bunlarla ilgilenen ilgi alanımız aslında. Evet. İlgi alanımız laparoskopik cerrahi. Asıl ilgi alanımda daha çok laparoskopik cerrahi ve bunun türevleri hakkında genelde jinekolojik cerrahiler yapmaktı. Zor bir işlem zannedersem hocam biraz. İşlem zor, öğrenme süresi ve öğrenme eğrisi zor bir işlem. Zamanla gelişebiliyor. Diğer cerrahi tekniklerde olduğu gibi kısa sürede bir olgunlaşma süreci değil, uzun süre, uzun emek isteyen ve vaka sayısının birçok artması gereken bir teknik türü. Biraz daha ama öğrendikten sonra getirince rahat bir teknik bu da. Ki zor bir teknik. Peki hocam laparoskopik cerrahi kimlere yapılabiliyor? Yani siz kime hastanız geldi, nasıl karar veriyorsunuz bu aşamaya? Laparoskopik cerrahi de nitelikleştikçe, ileri düzeye çıktıkça bizim kadın hastalıkları ve doğumda jinekolojik anlamda yapamayacağımız hiçbir laparoskopik cerrahi dışı ameliyat yok. Bütün cerrahileri yapabiliyoruz. Çok nadir durumlarda yapılamıyor. İleri evre kadın kanserlerinde hastanın sonraki prognoz açısından açık cerrahi yapılması daha iyi. Laparoskopik cerrahinin tekniğinden kaynaklanan genel anestezi altında yapılması gerekiyor. Ve kapalı oluyor zannedersem. Tabii ki. Genel anestezi altında yapıldığı için de anestezinin durumlarından kaynaklanabilen engellerimiz olabiliyor. Çok ciddi koah akciğer hastalığı olan insanlarda bu ameliyat yöntemi bazen mümkün olmayabiliyor. Ama onun dışındaki bütün kadın hastalığı... istisnai bir durum zannedersin. Evet, istisnai bir durum. Genelde yaşlı veyahut da çok ciddi derecede akciğer hastalığı olanlarda genel anesteziyi kaldıramayacak potansiyel olduğu için yani asıl engel jinekolojik değil, daha çok hastanın genel bütün vücut sağlığı ile ilgili. Peki hocam laparoskopik cerrahi açık ameliyatlara olan üstünlüğü nedir? Yani önemini nasıl taşıyor? Laparoskopik cerrahide karın duvarında bir kesi yapılmadığı için özel kamera ve özel aletlerle giriş yapıldığı için bir kere ameliyat sonrasında hastanın ağrısı çok az oluyor. Yaklaşık... Peki ameliyat sırasında bir anestezi durumu var mı? Laparoskopik cerrahi genel anestezi altında, bölgesel evet. Rejyonel anestezi yapılamaz. Tamamen genel anestezi altında yapılır. Ameliyat sonrasında ağrı çok az oluyor çünkü herhangi bir karın ön duvarındaki kas kılıfları bunları kesmediğimiz için herhangi bir dikiş atılmadığı için hasta 3-4 saat sonra kalkıp kişisel ihtiyaçlarına bir refakatçi eşliği bile olmadan yapabiliyor. O zaman bu yüzden açık ameliyatlardan daha üstün olduğunu varsayıyoruz aslında. Tabii ki. Yani zaten kesin olarak bütün yapılan bilimsel çalışmalarda da her açıdan çok daha üstün olduğu kanıtlanmış durumda. Peki hocam ne kadar zamandır yapılıyor bu işlem? Yani yeni bir işlem mi? Daha öncesinde var mıydı? Veyahut Türkiye'ye mi yeni geldi bu işlem? Ya ilk deneysel yapılan işlemler 30 yıl öncesine kadar dayanıyor. Aslında yeni sayılır yine. Tabii ki diğer cerrahilere göre çok yeni. 20 yıldır batılı ülkelerde yoğun olarak yapılıyor. 10 yılda ülkemizde artık halkın da herkesin bildiği, çok sınırlı merkezlerde değil de genele yayılmış bir laparoskopik cerrahi eğilimi var. Artık eskiden biz hastalara laparoskopik cerrahi nedir anlatalım, ikna etmek çalışıyorduk. Hastalar bazen hocam açık yapın gözünüzün önünde olsun her şey diyordu. Şimdi bizzat kapalı bildikleri için onu arayarak geliyorlar artık bizlere.
aslında kapalı ameliyat deyince insan daha bir hani mutlu olabiliyor. Çünkü bir cerrahi müdahale tam olarak yapılmıyor anladığım kadarıyla. Yani bir kesik işlemi yok değil mi evet, hocam? Evet, yani aslında karın ön duvarında yani bir kesiği yok. Hastanın gördüğü veyahut da ona ameliyat sonrasında acı hissettiği bir evet, durum ameliyat sonrasında da yaşamış. Çoğu artık kadınlarımızın beden algısının da artmasıyla birlikte kozmetik olarak da vücutta evet, yaygın estetik anlamda çok evet, daha herhangi iyi. Bir iz olmadan bu ameliyatları yapabiliyoruz. Evet. Ama ameliyat olarak içeride yaptığımız işlemler yine aynı. Yine aynı organlara, yine aynı tekniklerle ameliyatlarını yapıyoruz. Ne kadar sürüyor hocam bu ameliyat? Ameliyatına göre tabii ki değişiyor. Hangi işlemler yapılıyor peki? Yani şu işte kanser dediniz, bunlardan da bahsedeceğiz. Yani kanser olmayanlar dışında daha doğrusu. İleri evre miyom alınıyor. Evet. Jinekolojideki bütün hastalık, kadın hastalıklarını laparoskopik olarak ameliyat edebiliyoruz. Kadınlarda en sık görülen, en sık sebeplerimizden bir tanesi miyom dediğimiz rahimin kas tabakasından evet. gelişen iyi huylu tümörlerdir. Farklı boyut ve yerleşim yerlerine kist göre... Kist değil ama değil mi hocam? Değil. Kistleri biz yumurtalıklarda görüyoruz. Hı-hı. Yumurtalıklar yapıyoruz. Rahimde genelde kist değil, miyom şeklinde evet. iyi huylu tümörler olur. Yerleşim yeri ve boyutlarına göre çeşitli şikayetler veriyor. Aşırı kanamalar, hı-hı. aşırı ağrılar ve çevre organ basılarına neden olabiliyor. Biz bunları kapalı ameliyat yöntemiyle miyomu tamamen çok sayıda da olsa, büyük de olsa yerleşim yerine göre değişmeden çıkartabiliyoruz. Onun dışında yumurtalıklardaki bütün kist ve kitleler, çikolata kisti gibi yaygın görülen kistler yine şekil kapalı ameliyat yöntemlerine yapabiliyoruz. Aslında çok güzel bir yöntem bu. Yani evet, hasta için de. Hasta için görünenden daha iyi bir yöntem. Çünkü olumsuz sonuçları olma olasılığı çok daha düşük. Mesela açık ameliyatlarda gördüğümüz enfeksiyon. Karın komple açık olduğu için evet. istediğiniz kadar steril davransanız da ameliyat sonrası süreç ve ameliyat ortamında enfeksiyon riski vardır. Tabii. Kapalı ameliyatta bu neredeyse hiç denecek kadar yoktur. Tekniğin yine kendisinden kaynaklanan ve kullanılan enstrümanlardan kaynaklanan kanama da hiç olmaz. Ameliyat sırasında neredeyse sıfır kanamayla hastanın herhangi bir kan kaybı olmadan ameliyatı tamamlamış oluyoruz. Öte yandan daha uzun vadede karın içerisinde açık ameliyatlardaki gibi yapışıklıklar bırakmaz. Biz özellikle genç kadınlarda ileride çocuk sahibi olmasında engel edecek bir yapışıklıklar olmaması için laparoskopik cerrahinin önemini hep vurguluyoruz. Çünkü bu daha önce açık cerrahi geçirmiş hastaları ameliyat ettiğimizde ciddi anlamda yapışıklıklar olduğunu ve bu yapışıklıklara bağlı olarak birçok hastalığın gelişebildiğini biliyoruz. Ve ileride de çocuk sahibi olmasına evet, engel olabiliyor. Engel olabiliyor. O tüplerle yumurtalıkların o anatomik normal pozisyonları bozulduğu için doğru. aslında çok basit bir yapışıklık bile uzun yıllar gebe kalamamaya neden olabiliyor. Peki hocam, bunları en da geç... laparoskopik olarak tedavi ediyoruz. İnfertilite evet. kısırlık tedavilerinin de büyük bir kısmı yok. Kapalı tüpleri peki açabiliyoruz. Karın içerisinde gelişmiş yapışıklıkları temizleyerek normal anatomik hallerine kavuşturup cerrahi, infertilite cerrahisi de, kısırlık cerrahisi de yapıyoruz. Peki hocam, şimdi baktığımızda evet çok güzel bir işlemden bahsediyoruz. Ama kadınlarımızın hep korkuları olur işte. Az önce de bahsettik, estetik konusunda hiçbir sıkıntı yaşanmaz diye. Şu anda hastalarınız size evet hocam ben laparoskopik yani laparoskopik cerrahi istiyorum diyen oluyor mu hastalarınız? Bir de diğer bir sorun da şu, yaş olarak hangi aralıklarda daha çok işlem yapıyorsunuz? Yani bir yaş sınırlamanız var mı? Çok yaşı yüksek kadınlarımıza da bu şekilde ameliyat yapabiliyor musunuz? Tabii ki ileri yaştaki hastalarda çok da tercih ediyoruz aslında. Çünkü yaşlı... Bir sınırlamanız yok o zaman. Yok. Mesela geçen hafta 85 yaşında bir teyzemizi ameliyat ettik. Çünkü yara iyileşmesi yaşlı hastalarımızda daha zor. Daha geç. Enfeksiyon riski daha fazla. Bunlarda hiç böyle bir şey olmadığı için çok daha rahat oluyor ameliyatları atlatmaları. Çünkü normal bir genç hasta da bir enfeksiyon tabii. çok önemli olmayacakken bu hastalarda genelde çok daha ciddi komplikasyonlara sebep olabiliyor. Ve yaşın artmasıyla birlikte tansiyon, şeker hastalığı gibi hastalıklar da eklendiği zaman komplikasyon riski gittikçe artıyor. Yaş olarak da alt sınırımızda yok. Yine geçen hafta bir 13 yaşında, 14 yaşında bir hastamızı ameliyat ettik. Yaşla ilgili bir hiçbir sınırlama yok. Kiloyla ilgili bir sınırlama yok. Hastalardan genelde duyduğumuz yanlış şeylerden biri
benim obezitem var, çok kiloluyum, bana açık ameliyat yapmak gerekirmiş. Biz üstüne üstlük, yani aksine tam tersi, aşırı kilolu hastalarda özellikle laparoskopiyi tercih ediyoruz. Yine saydığın nedenlerden tabii. ötürü tabii. Enfeksiyon ve kanama riski çok daha evet. fazla oluyor obezite hastalarında. Biz bunlarda hep laparoskopiyi tercih ediyoruz. Peki hocam, bu müdahale, cerrahi müdahalenin öncesinde bir hazırlık aşamanız var mı? Yani hastalarınıza evet şu gün ameliyat gününüz deyip onun öncesinde bir tavsiyeniz oluyor mu? Açık cerrahiye oranla farklı bir yaklaşım gerekmiyor. Benim kendi yöntemim, kendi yaklaşımım uluslararası toplantılarda edindiğim ve kendim de deneyimlediğim üzerine hastalara hiç premedikasyon dediğimiz ameliyat öncesindeki ilaçların hiçbirini uygulamıyoruz. Bunlar sakinleştiriciler oluyor. Bağırsakları boşaltmak için evet. lavman gibi ilaçlar olabiliyor. Veyahut da çok uzun süreli bir açlık gibi uygulamalar oluyor. Sıklıkla biz hastalarımız ameliyat yapacağımız gün ameliyattan bir saat öncesinde dosya evrak hazırlığı için yatırıyoruz. Ve genellikle aynı gün ameliyatını yapıp taburcu ediyoruz. Peki özel bir ekipman veya ekip gerekiyor mu? Kesinlikle. Laparoskopi bir ekipman ve ekip işi. Tek başınıza bunu yapmanız mümkün değil. Sizinle birlikte eş güdümlü olarak çalışacak anestezi ekibi, deneyimli bir anestezi ekibi, cerrahi asistan evet. ve ameliyathane teknisyeninin olması lazım. Ameliyat salonlarımızı gördüğünüzde uzay üssü gibi birçok cihaz, bir sürü kablo. Bunları siz bir yandan operasyonu devam ederken bunları göz kulak olacak ve bunları hazırlayacak bir ameliyathane teknisyeni gerekiyor. Sizin de birlikte buna alışkın bir ameliyat hemşehriniz olması gerekiyor. Anestezi de farklı pozisyonlar kullandığımız evet. için buna şey yapması gerekiyor. Uyumlu ve kendini geliştirmesi gerekiyor. Tabii. Alet ekipman zaten tamamen hiç açık cerrahide kullandığımız neredeyse hiçbir aleti kullanmıyoruz. Başlı başına bütün hepsi daha farklı aletler. Biraz daha teknolojik anladığım kadarıyla. Çok daha fazla teknolojik. Optik sistemler, yani kamera görüntüleme sistemlerinde kullandığımız çok çözünürlüğü çok yüksek. Görüntüyü tamamen büyütebilen. Peki hocam, görüntüyü alttan muayeneyle mi başlıyor kamera, yoksa ağız içinden mi? Nasıl ulaşıyorsunuz kamerayla? Hani endoskopi mesela deyince aklımıza evet. ağızdan o kameranın kablonu inip bir müdahaleyle ya da biyopsi yapılabiliyor vesaire. Bu şekilde bir tanı konulması için böyle bir işlem yapılıyor. Siz bu işlemi nasıl yapıyorsunuz? Standart laparoskopik cerrahide göbek deliğinden özel bir iğneyle girip karın içerisine karbondioksit dediğimiz bir gazla dolduruyoruz. Bu gazla doldurduğumuz zaman bir potansiyel boşluk yaratıyor. Ve özel giriş aletleriyle ilk önce göbek deliğinden evet. kameraya giriyoruz. Kamerayla içeriği gözlemledikten sonra ameliyatın tekniğine, ameliyatın gerektiğine göre 1, 2 veyahut da 3 gerekirse yaklaşık çapı yarım santimlik diğer delik alanlarını açıp ameliyatı bu potansiyel boşluğun içerisinde devam ettiriyoruz. Bu akciğer hastalıklarında zorlu oluyor dememin sebeplerinden biri de karın içerisini karbondioksit dediğimiz evet. gazla şişirdiğimiz için bu hastalarda doğru. zaten problem bu olduğu için bazen komplikasyon gözükebiliyor yani hocam. Evet, ameliyat sırasında anestezi kaldıramıyor. Ama bunlar dediğim gibi ileri evre KOA hastaları anladım. Oluyor. Yani evet. zaten bu hastaları çoğu ameliyatı kaldıramayacak hastalar olduğuna giriyor. Doğru. Peki hocam, ameliyat ne kadar sürüyor? Başladınız, ekip hazırlandı, hastamız genel anesteziye girdi ve size çıkmanız ne kadar sürüyor ameliyathaneden? Çok teknik ekipman kullanıldığı için ameliyata başlamamız bir kere yarım saati buluyor. Bütün ekipmanların hazırlıkları, kurulumları, bunların steril şekilde evet. hazırlanması, sistemin test edilmesi bir yarım saatimizi alıyor. Ameliyata yapacağımız işe göre değişiyor. Bazen sadece 15 dakika bile sürebiliyor. Bazen yaklaşık 5-6 saate kadar süren kanser ameliyatlarında bu süre uzayabiliyor. Standart kapalı şekilde rahim alma ameliyatları 2 saat gibi bir süre alıyor. Tabii ki yine ameliyatın teknik zorluğuna göre bu süre azalabiliyor veya da kısalabiliyor. Genel olarak açık ameliyatta benzer uzunluktadır ameliyatlarımız. Peki hocam, tüm jinekologlar, yani kadın doğum uzmanları diyelim, bu işlemi yapabiliyor mu? Veyahut yapmalı mı?
Türkiye'de kadın hastalığı ve doğum uzmanı eğitiminde laparoskopik cerrahi standart bir eğitim olarak sunulmuyor. Hı hı. Sadece ilk basamak denilebilecek basit bir demo olarak gösterilebiliyor. Bu uzmanlık sonrası bir üst ihtisas olarak düşünülebilir. Bu konuda cerrahın kendini adayıp sabırla bunu yolda kendini ilerletmesi gerekiyor. Çünkü açık cerrahi gibi beynin farklı fonksiyonlarını kullandığımız bir prosedür. Normalde iki boyutlu görüntü, üç boyutlu görüntüde evet. açık bir her şey görüyorken burada bir kamera yardımıyla iletilen iki boyutlu bir görüntüde ekranda çalışıyorsunuz. Yani vücut pozisyonunuz, duruşunuz bile çok daha farklı. Genç arkadaşlara eğitim verirken zaten sorunlardan bir tanesi olur. Hemen ertesi akşam boynum tutuldu, omzum tutuldu, belim tutuldu. Oo. Vücut kaslarınız bile buna uyum sağlıyor. O kadar değişiyor. Teknik uzun sürede kendini oturtabildiği için evet. öğrenme süreci ve niteliklenme süreci çok daha uzun oluyor. Uluslararası düzeyde jinekolojik laparoskopi için 30 tane laparoskopik rahim alma ameliyatı yaparsanız bunu yapabiliyor olarak kabul edilirsiniz. Yüzün üzerine çıktığında da advanced dediğimiz ileri seviye laparoskopik cerrah olarak kabul ediliyorsunuz. Bizim şu ana kadar 1000'e yaklaştı. Sizin? Evet. Şimdi, onu yani, soracaktım ben de hocam. Biraz yaklaşık 1000'e yaklaştı. Ama. Sadece laparoskopik rahim ameliyatı. Onun dışındaki bir sürü cerrahi, diğer cerrahi artıyor. Ben biraz tutku. Programın en başında yani programı girmeden önce de sormuştum. Doğum yapabiliyor musunuz? Yapıyor musunuz daha doğrusu diye. Hı-hı. Ama tabii o sizin için çok basit bir işlemdir ama hani doğumun güzelliği de başka değil mi hocam? Kesinlikle. Yani şimdi o bebeğin elinize doğması. Dediğim gibi bu laparoskopik cerrahi bambaşka. Hani evet. aslında evet. Mesela Amerika'da artık kadın hastalıkları ve doğum dediğimizin evet. kadın hastalıkları kısmı ve doğum kısmı ayrılmış durumda. Kadın hastalıklarının içerisinde laparoskopik endoskopik cerrahiler ayrılmış durumda. Hı hı. Ne olursa olsun gebeler ve bebelikler bizim için çok ayrı. Çok değerli. Onları takip edip de evet. sağlıklıca doğduklarını görmek onun keyfi ayrı bir şey. Kesinlikle öyle. O bebekleri elinize almak apayrı bir şey. O çok da ayrı bir şey. Hele çok sık hastam oluyor böyle. Tüplerinde kapalılık veyahut da rahimde şekil bozukluğu veyahut da rahimdeki kitleler nedeniyle gebe kalamayan, tekrarlayan düşüklere sebep olan hastalarda bunları kapalı ameliyat yöntemlerini tedavi edip de onların gebe kaldığını ve onları doğurttuğumuzu gördüğünüz zaman bu dediğiniz gibi doğumun üzerine bir de bu bizim laparoskopik halimize eklediğinizde ekstra bir mutluluk oluyor bizim için. Ne kadar mutlu, ne güzel. Peki hocam 1000'e yakın yaptım dediniz. Ki çok büyük bir rakamdan bahsediyoruz şu anda. Ve ne kadar değerli bir işlem yaptığınız için de biz size teşekkür ederim. Çünkü her hekim bu işlemi yapmıyor. Bunun eğitimi ayrı, dediğiniz gibi uzmanlık alanı ayrı ve aynı zamanda uzun bir süre tecrübe gereken bir işler. Peki hocam hangi jinekolojik ameliyatlar laparoskopik işlemine girer? Yani bundan kısaca biraz bahsettik ama yani miyom dedik, kist dedik, başka kanser türleri aynı evet, şekilde. Rahim kanseri, rahim ağzı kanserinin başlangıçları, yumurtalıklardaki şüpheli kitleler erken evre evet. oldukları zaman bunları laparoskopik cerrahiyle yapabiliyoruz. Hı hı. İleri evrede bu mümkün değil tabii ki. Evet. Bunun dışında kadınlarımızın en sık problemlerinden bir tanesi de normal doğum, bu demin konuştuğumuz çok sevdiğimiz doğumun onlara bir uzun vadede bir sürpriz hediyeler oluyor. Rahim sarkması, idrar torbası evet. sarkması, idrar evet. kaçırması gibi pelvik organ sarkması bunlar olabiliyor. Bunlar normal doğumda mı oluyor hocam? Biraz konumuzun dışına çıkıyoruz. Sezeryanda da olabilir. Yani gebeliğin açıkçası bundaki durum bir fıtık türüdür. Karın boşluğunuz hı-hı. çevreleyen, nasıl hı-hı. göbek fıtığımız oluyorsa pelvik bölgeyi, çatıyı destekleyen kas ve bağ dokuları vardır. Evet. Bunlarda fıtıklaşma olabiliyor. Standart fıtık olmasını artıran durumlar, obezite, karın içi basıncı yine artıran büyük kitleler, bunlar karın aşağıya doğru hı-hı. organları itiyor. Hı-hı. Gebelik de geçirilen bir 9 aylık bir süreç karın içerisinde dolduran şey olduğu için tabii. sezeryan olan insanlarda da gebelik bunu tetikleyebiliyor. Ama ancak buradan normal doğum kanalından bir bebeğin geçmesi ve normal doğum yapıyor olmak
yaklaşık Sezer'ine göre 10 kata kadar artırabiliyor bu şeyi. İlla ki herkes de olacak diye bir söz konusu değil. Ki daha sağlıklısı normal doğum diye biliyoruz. Normal doğum tabii ki çok daha sağlıklı. Evet. Anne ve bebek açısından uzun sürenin sağlıklı. Bazı hastalarımızda dediğimiz gibi bu olabiliyor. Her şeyden önce sezeryen bir ameliyat. Eğer bunlara gerekli ameliyat olursa da biz onlara laparoskop cerrahi daha basit, daha şekilde, onlar rahat edeceği şekilde yapabiliyoruz. Yine dediğim gibi idrar kaçırma problemleri de çok da kısa süren bir operasyonlarla başarılı şekilde bunları da yapabiliyoruz. Aslında bayağı avantajı geliş, çok. Kesinlikle. Gelişmiş bir avantajı da çok. Hocam sözünüzü kesmek istemem ama kısa bir reklam aramız olacak. Tekrar devam edeceğiz değerli izleyenler. Çok özel sorularım da olacak Emre Hoca'ya. Tabii merak ettiğimiz soruların hepsini sormaya çalışıyoruz. Kısa bir aranın ardından tekrar devam edeceğiz.